Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet, sizlerden gelen gerçek hayat hikayeleriyle beraber itiraflarınızı seslendiriyorum. Eğer kanalımıza ilk defa geliyorsanız bildirimleri açarak abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber Derya Hanım'dan gelen gerçek hayat hikayesini dinliyoruz. Kendisi son yaşadıklarından sonra gerçekten içinden çıkılmaz bir durum yaşadığını düşünürken bu yüzden de bize ulaştı. Siz dinleyenler de Derya Hanım'a fikirlerinizle beraber yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu arada sizlerin de kimseye anlatamadığınız itiraflarınız veya anlatsam roman olur dediğiniz gerçek hayat hikayeleriniz varsa lütfen WhatsApp iletişim hattımız olan 0506 397 9395 numaralı telefondan bana ulaşın. Şimdi vakit kaybetmeden hayat hikayemize başlayalım. Merhaba Mehmet Bey, ben Derya. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Bu hayatım boyunca çekmediğim çile kalmadı diyebilirim. Ben de size ulaşmak, yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Çünkü geçmişimle ilgili ne düşünsem midem bulanıyor, bir anda modum düşüyor. Şimdi her şeyin başladığı yere dönmem gerekirse, 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelirken her zaman sevgi dolu bir çocuk olmaya çalıştım. Bu sevgi göstermelerim sanırım annemden geliyordu. Çünkü babam denecek adam tam olarak işe yaramazın teki sayılırdı. Anneannem veya dedem bize yakın oturmasalardı yiyecek ekmeği bile bulamazdık. Allah razı olsun dedem o zamanlar yaşına bile bakmadan her gün evimize geliyor, bir ihtiyacımızın olup olmadığını sormayı ihmal etmiyordu. Annem utanarak ekmek lazım baba derdi ama benim babam bizim bu halimize gram üzülmezdi. Anca yoksa gitsin kumar oynasın, içki içsin, mahallede bulunan karıya kıza bulaşsın. Çok defa komşularımızdan kocanıza sahip çıkın diyerek kapımıza gelenleri dün yaşamış gibi hatırlıyorum. Kadınların kapılarına mı dayanmamış, milleti sıkıştırmaya mı yeltenmemiş, tam rezillik anlayacağınız. Gerçi annem de bu pislik adama neden katlandı, ona da aklım ermiyordu. Dedem gelin bizimle yaşayın diye çok defa söyledi. Ama annem her defasında yok baba, biz mutluyuz evimizde kalacağız diyerek reddetti. Yıllar geçti, ben ortaokul dönemime geldim. O sıralarda babamdan ses seda yoktu. Aslında dul kalmış zengin bir kadının yanında kalarak parasını yediğini, hayatını yaşadığını sonradan duyduk. Ama kafasız, pasif, sesini çıkarmayan annem bu duyduklarına da göz yumdu ve evinden ayrılmadı. Belki o evden ayrılıp bize sahip çıkan dedemin yanına geçseydik, ben de bu kadar başıboş kalmayacak, başıma gelenlere katlanmak zorunda kalmayacaktım. Dediğim gibi ortaokula gittiğim sırada okuldaki beden öğretmenim tarafından tacize uğramaya başladım. Her fırsatta vücuduma dokunuşları, beni sıkıştırmaları dışarıdan bakıldığında tam olarak hissedilmese de ben çok net hissedebiliyordum. Ama adam koskoca öğretmenimdi. Ona tek kelime laf edemez, sesimi çıkaramazdım. Bu olaylar devam ettikçe ben de içime kapanmaya, arkadaşlarımla bile iletişim kurmamaya başladım. O döneme ait en korku duyduğum ve unutamadığım olay şöyle gerçekleşti. Bu beden öğretmenimizin kırmızı, küçük, eski model bir arabası vardı. Sürekli bagajında bira şişeleri bulunurken bu adamın ayyaş olduğunu tüm okul bilirdi. Uzun boylu, siyah saçları ve bıyıkları olan bu adam bir gün okul çıkışı kolumdan tuttu ve benimle gel demeye başladı. "Hocam ben eve gideceğim. Annem merak eder." desem de "sus sus, hadi bin, zaten seni eve götüreceğim." dedi. Tamam diyerek arabaya bindim. Ama görmeniz lazım. Sanki içerisi kahvehane gibi her yer sigara kokusu sinmiş. Araba durup kalktıkça bagajdan şişe sesleri geliyor. Yolda giderken önce bacaklarıma dokunmaya başladı. "Hocam yapmayın." diyerek kendimi cama doğru yaslıyordum. "Ama sevgilim falan yok mu? Baban nerede? Kaçmış diyorlar falan." diye bir sürü saçma sapan laflar etti. Her soruyu üstün körü evet veya hayır diye cevaplamaya çalışırken arabanın evime doğru gitmediğini de fark etmiştim. "Hocam nereye gidiyoruz? Ev çok geride kaldı." dedim ama "biraz baş başa kalalım, götüreceğim, korkma." dedi. Söylerken bile utanıyorum ama o gün o lanet adam beni ormana götürdükten sonra arabadan indirdi. Ve dışarıda kızlığıma zarar vermeden zorla benimle beraber oldu. Üstüne de iki bira içip sigarasını yaktı. Keyif yaptı. O kadar tiksindim ki şu anda bile yanımda bir kişi sigara içsin hemen midem bulanıyor. O ortamda duramıyorum. Neyse bu pislik işini bitirdikten sonra beni evime kadar bıraktı. Ve hiçbir şey olmamış gibi arabasına binip gitti. Ben üstümü başımı toparladım ama yüzüme bakan bir şey olduğunu hemen anlardı. Annem de anladı tabii ki. Kapıyı çalıp içeri geçtikten sonra bana kuşkulu gözlerle bakan annem "neyin var senin?" diye sordu. "Yok bir şey anne." dedim ama "yok yok gel buraya." diyerek üstümden çekiştirdi.
Beni kokladı. Ne bu kız? Sen sigara mı içiyorsun? Leş gibi kokmuşsun. Neredeydin? Kiminleydin? Diyerek beni sıkıştırmaya başladı. Mehmet Bey, o zamanlarda annem beni bıraksın. Tek bir laf etmesini istiyordum. Ama iyi ki de beni sıkıştırmış, gerçekleri öğrenmek için baskılar yapmış. Şimdilerde neden öyle davrandığını çok daha iyi anlayabiliyorum. Bu yoğun uğraşların sonunda ben yaşadıklarımı, olanları tek tek anneme anlattım. Annem beni gözyaşları içinde dinlerken, "Bu böyle olmaz, kalk gidiyoruz," dedi ve beni dedemlere götürdü. Dedem durumları duyduğunda neredeyse kalp krizi geçirecekti. Ama çok zor olsa da sakinleştirdik. Sonra dedem bir tanıdığının oğlunun polis olduğunu söyledi. Ev telefonundan arkadaşını aradı. Oğlunu bizim eve yollaması için rica etti. Sağ olsun o polis bizim evimize geldi. Oturdu. Yaşadıklarımı annemden dinledi. Ben henüz 14 yaşlarında falandım. Adam direkt kalkın hastaneye gidiyoruz. Rapor alıp şikayetçi olacağız dedi. Ve bizi tuttuğu gibi götürdü. O hastanede hemşirelerin bana acıyan gözlerle bakmaları... O kadar canımı yaktı ki hala unutamam. Biz hastaneden sonra karakola gittik, şikayetçi olduk. O pisliği o orman olayından sonra sadece bir defa daha mahkemede gördüm. Ama yüzüne bile bakamadım. Nasıl bakacaktım ki? Size böyle bir şey yapan bir adamın suratına nasıl bakabilirsiniz ki? Bu olaylar durulduktan sonra tabii ki bu adam tecavüz suçlamasıyla beraber hapse girerken ben de hayatıma devam etmeye çalıştım. Babam deseniz ortalıkta bir kere bile gözükmedi. Ya senin kızının başına kötü bir olay gelmiş, karınla beraber mahkeme salonlarında koşturuyorlar. Hiç mi düşünmezsin? Hiç mi için acımaz? Nasıl bir adammış hala anlamadım. Uzun bir süre bu yaşadıklarına göz yuman annem de benim olayımdan sonra artık babama katlanmaması gerektiğini anladı. Yani ailemizdeki tek mahkeme olayı benim yüzümden olmadı. Bir sonraki mahkemeye gidişimiz boşanma içindi. Vallahi yalan yok. O kadar sevindim, o kadar rahatladım ki sanki ben boşandım, ben kurtuldum. Zaten adamın bize hiçbir faydası yoktu. Başımızda durmuyor, bizimle ilgilenmiyordu. Bir kağıt parçasına göre evli olsalar ne olacak, evli olmasalar ne olacaktı? İşte böyle, beni taciz eden adam ve babamdan aynı dönemde kurtulduk ve dedemlerin yanına taşındık. Nasıl anlatsam o evi? Hani bazen eve giderken içinizde mutluluk olur, sevdiğiniz insanlara kavuşacağınızı düşünürsünüz ya... Dedemlerin evine geçtikten sonra da ben de aynen bu şekilde hissetmeye başladım. Derslerime gösterdiğim özen arttı, notlarım yükseldi, tekrar kız arkadaşlarımla sohbetlere başladım. Açıkçası hayatım normale dönmüştü. Sonra üniversiteyi kazandım, okudum, mezun oldum ve çalışma hayatına başladım. Üniversitemin bölümü turizm ve otel işletmeciliği olduğu için yaz döneminde 2 ay boyunca staj yapmam gerekiyordu. Okula stajyer isteyen otellerin listesi geldikten sonra İstanbul'da güzel, büyük bir otelde stajıma gittim, tamamladım. Resepsiyonda çalışırken ön büro müdürüm benden o kadar memnun kaldı ki, okul bittikten sonra muhakkak yanına gitmem için beni hep aradı. Hep ne zaman geliyorsun diye sordu. Bu ilgisi sayesinde okulum bittikten sonra hemen staj yaptığım otele gittim ve iş hayatına başladım. Bir sene boyunca vardiyama gidip gelirken yemekhanede yemeklerimizi yediğimiz sırada banket bölümünde çalışan genç bir delikanlının bana karşı ilgisini fark etmeye başladım. Yemek saatlerimizi denk getiriyor, çıkışlarda servis beklerken muhabbet ediyorduk. Zaman geçtikçe bana karşı duygularını açıkladı ve yavaş yavaş ilişkimiz başladı. İlk defa bir sevgilim olmuştu. Elini tutmuştum, başımı omzuna yaslamıştım. O da açıkçası beni sevdi, korudu, kolladı. Hatta dedemin vefat ettiği dönemde yanımdan bir saniye olsun ayrılmadı. Her ihtiyacımıza koşturdu. Şimdi bu kadar ilgi ve sevgi gördükten sonra evlilik teklifi gelince de insan hayır diyemiyor. O yüzden ben de hayır diyemedim ve teklifi kabul ettim. Evlilik teklifinden kısa bir süre sonra anne babası ve ablasıyla beraber beni istemeye geldiler. Eşimin annesi sevecen, güler yüzlü, çok iyi bir kadındı. İnsan bakınca içi ısınır, sarılmak istersin ya, işte öyle biriydi. Ama kocamın babası ve ablası... Allah'ım bu nasıl bir suratsızlık, nasıl bir mutsuzluk. İkisi birden sanki çift yumurta ikizi gibi mimikleri bile aynıydı. Sevdiğim çocuğun huy olarak annesine çekmiş olduğunu düşünürken ben de ablasından çekeceklerimden habersiz evlilik yoluna girdim. Otelde sürekli kendimi 7-15 vardiyasına ayarlarken erken çıkıp yavaş yavaş çeyizlerimi dizmeye başladım. Sonuçta evleneceğim çocuk da banket bölümünde garsonluk yapıyordu. Çok bir geliri yoktu. Az olsun, bizim olsun diyerek çok fazla uçmadan hazırlanırken görümcem de alışverişlere benimle gelmeye başladı. Bir şey beğeniyorum, hemen kötülüyor.
Bu güzelmiş diyorum, sana yakışmaz diyor. İnsanın enerjisini öyle bir aşağı çekiyor ki Allah'ım kafayı yiyecektim. Yani iç çamaşırı alışverişine çıktığımızda bile beğendiğim bir takım için sen bunu nerede giyeceksin? Ananın evinde bu markam vardı demez mi? Sana ne kadın? Nerede istersem giyerim. Kendi paramla alacağım, sana mı al dedim diyerek biraz yükseldim. Belki benim gibi bir insana yakışmadı. Ama dayanamadım Mehmet Bey. Bu olaydan sonra görümcem alttan girdi, üstten çıktı. Ve bizim ilişkimize çomak sokmayı başardı. Şu anda bir ay önce sevgilimle ayrıldık, söz yüzüklerimizi attık. Sevgilim hala beni çok sevdiğini dile getirse de ilişkimizi ablasının gazıyla bitirmesine çok sinirliyim ve affedemiyorum. Görümcem olacak kadın bana WhatsApp'tan iyi oldu ayrıldınız. Senden ne karı olurdu ne de ev hanımı. Sen anca çalışmaktan, para harcamaktan anlarsın dedi. Şimdi ben bu lafları nasıl sindirip tekrar evlilik yoluna girebilirim ki? Bu konuda da fikirlerinizi merakla öğrenmek istiyorum Mehmet Bey. Açık açık ne yapmam gerektiğini lütfen anlatın. Her şey için teşekkürler. Evet arkadaşlar, hayat hikayemizin sonuna geldik. Yine içimizin yandığı, gencecik bir kızın yaşadıklarını utanarak anlatmak zorunda kaldım. 14-15 yaşlarında yaşamak zorunda kaldığınız olay, gerçekten kaldırılması çok zor bir travma. Bunu yapanın bir öğretmen olması içimi daha da fazla yaktı. Yani böyle şeyler duydukça, inanın o adamın boğazını sıkası geliyor insanın. Allah cezasını versin, cehennemlerde yansın inşallah. Derya kardeşim, bu başına gelenlerdeki tek olumlu yan, annenin senin durumunu hemen fark etmesi ve bu olayın üzerini örtmeyerek üstüne gitmesidir. Allah annenden razı olsun. İyi ki dedene gitmiş ve yaşadıklarını ortaya çıkarmak istemiş. Aynen senin de söylediğin gibi genç kızlarımız bu kötü olayları kimseye anlatmazsa üzerinin kapanacağını, belki de acılarının geçeceğini düşünüyor. Ama derinlerde bu yaralar maalesef her zaman kalıyor. O yüzden bu tarz bir tacize uğradığını düşünen, dinleyen kardeşlerimiz varsa öncelikle ailesiyle ya da ailesine açılamıyorsa devlet görevlileriyle muhakkak iletişime geçmeli. Genç kız kardeşlerimiz bu tarz çok sapkınlıklara maruz kalıyorlar. O yüzden utanmadan her şeyi açıklayın. Emin olun siz de rahatlayacak, önünüze bakacaksınız. Kimsenin size istemediği hiçbir şey yapmasına izin vermeyin. Güvenmediğiniz insanlarla baş başa gözünüzü seveyim kalmayın. Burada anlatılanlar yaşanmış pişmanlıklarla dolu hayatlar. Herkes bir şansım daha olsa o eve gitmezdim veya bir şansım olsa o arabaya binmezdim diye düşünüyor. Eğer ki sizler de bunları dinliyorsanız hayatınıza karşı önlemler almalısınız. Şimdi Derya kardeşim, evliliği falan geçelim. Öncelikle kendine bir terapi almalısın. Psikolojik tedavi görmeli, vücudunu, ruhunu iyileştirmelisin. Ondan sonra şimdi gelelim evlenmeyi düşündüğün ilişkine. Şu anda ayrısınız ama aynı iş yerinde hala birbirinizi görüyorsunuz. Gençler gördükleri sevgi, değer ve ilgiden dolayı hemen evlilik kararları verebiliyorlar. Bu yanlış demiyorum. Tabii ki evlenmeli, güzel bir yuvaya sahip olmalısın. Ama sana tek söylemek istediğim, ablasının iki lafıyla yüzüğünü bırakıp senden ayrılabilen bir adam, evlendikten sonra seni ailesine, çevresine karşı nasıl koruyabilir, nasıl sahip çıkabilir? Hemen yüzük çıkarmakla ciddi bir ilişkinin temeli bence sarsıldı. İsteme oldu, kahveler içildi, bir yola girildi. Bu yoldan başkasının gazıyla hemen ayrılabilen bir kişi, bana pek güven vermedi. Seni seviyor, çok bağlı, sadakatli bir adam olabilir. Ama evlilikte güven en önemli konu. Şimdi sen evlendin, 2 ay sonra tut ki bir anlaşmazlık yaşandı. Bu adamın kapıyı çekip çıkmayacağına nasıl güvenebileceksin? Tekrar başlayıp başlamamak senin kararın olacak. Ama karşı tarafa iyice güvenmeden bence imza falan atma. Ayrıyetten görümce adayına da değinmeden programı bitirmeyi pek düşünmüyorum. Nasıl bir kadın, çalışan, kendi ayakları üzerinde duran bir insana bu tarz ithamlarda bulunabiliyor, aklım almıyor. Sen bu kızın ne kadar emek gösterdiğini bilmeden, ne kadar bu hayatta tırnaklarıyla başardıklarına şahit olmadan sen anca çalış, paraya diyebilirsin. Gayet de güzel yapıyorsun kardeşim. Kendi paranı kazanıyorsun, koluna altın bileziğini takmışsın. Hayata karşı dimdik durmuşsun. Hiç ama hiçbir şekilde yolundan sapma. Senin başarını aynı görümcen gibi kıskananlar, çekemeyenler çok fazla olacak. Sen onları kulaklarını kapatacak, kariyerinde ilerleyeceksin. Senin sevgilin seni otelde tanımadı mı? Sen çalışırken ilişkiniz başlamadı mı? Yani her şey o zamandan belliyken şimdi neden problem oluyor? O kadın kendi başaramadıklarını sende gördükçe, senin ondan daha üstün olduğunu anladıkça bu ilişkiyi bitirmek için çabaladı. Ama buradaki tüm suç, hop, orada dur diyemeyen, seni savunamayan sevgilindedir. Derya kardeşim, Allah herkesin gönlüne göre versin. Kötülük düşünen kötülük bulsun, iyilik düşünen iyilik bulsun. Sen hiç sıkma canını.
Bazen bazı şeylerin başlamadan bitmesi daha hayırlı olur. Sen güçlü, kendi ayakları üzerinde duran, pırıl pırıl bir kadınsın. Allah yolunu, bahtını açık eyleyecektir. Hiç merak etme. Evet arkadaşlar, eğer sizlerin de kimseye anlatamadığınız itiraflarınız veya anlatsam roman olur dediğiniz gerçek hayat hikayeleriniz varsa lütfen WhatsApp iletişim hattımız olan 0506 397 93 95 numaralı telefondan bana ulaşın. Ben Mehmet. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.